Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve sizler için iki tane güzel sorum var. Konumuz inkılap tarihi. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. ÖSYM inkılap tarihinden iki tane soru seçiyor. O yüzden dikkat ediyoruz. Bakalım Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa girerek aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirmek istediği söyleniyor. Osmanlı neden Almanya'ya yanaştı? Yani Almanya'ya yanaşmasındaki amaçlar neler? Açıkına baktığımızda kaybettiği toprakları geri alma. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Berlin Antlaşması'nda elviye Selase yani Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmişti. Tamam bunu geri almak istiyor. İslamcılık fikri mi? Bismillah. Bunu bırak. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor mu? İstiyor. Çünkü ilk önce İngiltere ve Fransızlara yanaşıyor. Onlar Osmanlı'yı reddediyorlar. Sebebi ise Osmanlı topraklarını paylaşmak istemeleri. Tamam bu da doğru. Kapitülasyonlar ve dış borçlardan kurtulma isteği var mı? Var. En önemlisi değerli arkadaşlar. Turani İmparatorluğunu kurmak var mıdır? Vardır. Enver Paşa'nın en büyük idealiydi ki zaten bunun için Kafkas cephesi açılacaktı. Sevgili arkadaşlarım. Almanya Osmanlı yine de istemişti halifeliğin gücünden faydalanmak için. Ama Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yanaşmasındaki amaç İslamcılık fikrini gerçekleştirmek değildir. İslamcılığın amacı neydi hocam? Amaç Müslümanları halifenin etrafında birleştirmeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda cihat çağrısında bulunuluyor. Ancak Araplar buna uymayarak İngilizlerin safına geçiyorlardı. Cevabımız B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Bu soruya dikkat ediyoruz. İtirafların bu tutumundaki değişikliğe sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına izin veren itiraz devletleri bir süre sonra aynı meclisi dağıtmıştır. Sevgili arkadaşlarım cevabı hemen vermeyeceğim. Sıralama aşama aşama ben sizlere hepsini açıklayıp cevaba ulaşacağım. Tamam hadi bakalım. Şimdi Mustafa Kemal Havza'ya çekildi. Protesto genelgesi olarak biz Havza'yı bilmek zorundayız. Mustafa Kemal azınlıklara zarar verilmesin dedi. Mustafa Kemal mitingler düzenleyin dedi. Mustafa Kemal Havza'dan sonra Amasya'ya geldi. Amasya'da milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtildi. Ve ilk defa Amasya'da milli iradeden bahsedildi. Amasya'dan sonra Mustafa Kemal'in yeni durağı Erzurum Kongresi oldu. Ve unutmayın Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra istifa ederek sine Millet'e dönüyor. Askerlik görevinden istifa ediyor ve Erzurum'a sivil olarak katılıyor. Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedilirken ve Manda ve Himaye'de ilk defa reddediliyordu. Erzurum'dan sonra Mustafa Kemal'in yeni durağı Sivas Kongresi oldu. Sivas'ta katılmaz oldu. Bazı tartışmaları vardı. Bununla beraber bilmemiz gereken Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin bir dille reddedildi. Ve Mustafa Kemal ilk defa yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Bey'i Batı Cephesi'ne gönderdi. Sivas Kongresi'nden sonra ne oldu hocam? Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit istifa etti. Damat Ferit istifa edince yerine kim geldi? Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Ali Rıza Paşa hükümeti ile Amasya görüşmeleri gerçekleşti. Ve görüşmelerde şöyle bir karar alındı. Dediler ki, Mebusan Meclisi toplanacak. İtiraflar bakın burada izin vermiş. Mebusan Meclisi toplandı ama bir gelişme yaşandı. O gelişme neydi? O gelişme Misak-ı Milli kararlarıydı. Misak-ı Milli kararları kabul edilince İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul'u resmen işgal ederek meclisi dağıtarak milletvekillerini sürgüne göndermişlerdir. Yani meclisi dağıtmalarındaki gerekçe neymiş? Misak-ı milli kararlarıymış. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.